Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz body parts. Ünite 7'ye geçiyoruz. Body parts vücudun bölümleri demek. Head, baş, hair, saç, face, yüz, eye, göz, nose, burun, ear, kulak, mouth, ağız, tooth, diş. Body vücut, shoulder omuz, arm kol, elbow dirsek, hand el, finger el parmağı, leg bacak, knee diz, foot ayak, toe ayak parmağı demek. Now repeat after me. Benden sonra tekrar edin çocuklar. Head, hair, face, eye, nose, ear, mouth, tooth, body, shoulder, arm, elbow, hand, finger, leg, knee, foot, toe. Evet çocuklar, bunları çoğul yapmak için mesela iki tane gözümüz var ya, yanına S getiriyorduk, hatırlıyor musunuz? Göz, eye, gözler, eyes. Evet, bu S eklendiği sözcüğü çoğul yapıyor, lerler anlamı katıyor. Ama bazı kelimelerin çocuklar çoğul hali S ile olmuyor. İstisnalar var yani. Evet, iki tanesini öğreneceğiz bugün. Birincisi tooth, diş demek. İkincisi foot, ayak demek. Bunların çoğul halini yanına S getirerek yapmıyoruz. Diğerlerini S ile yapıyoruz. Evet. Tooth, teeth oluyor çocuklar. Teeth, dişler. Feet de ayaklar demek. Bunlar istisna yani. Görünce kafanız karışmasın. Bakın, sadece sesli harfleri değişmiş. Birbirine çok benziyor. Tanırsınız zaten. Evet, homework time. Ödevimiz. Evet, başlığımızı yazalım. Evet, bu kelimeleri ve ikinci sayfayı yazalım. Resimli bir şekilde yapabilirsiniz yine defterinize. Ve bu notu yazalım. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere.